Herkese iyi geceler. Saatlerimiz 1:30. Chelsea marketi gibi. İçinde bir sürü restoranların olduğu, alıp hemen bir şeyler yiyebileceğin ama daha çok Latin, İspanyol yemekleri, işte o tarz şeylerin olduğu bir yer. Chelsea marketi gibi ya da Little Italy gibi bir yer. Latin lezzetleri var. Çok güzel bir mekan. Bayala yapmışlar. İnanılmaz güzel. New York dışarıdan New York Little Spain'e. Güzeldi bayağı. Chelsea Market gibi. Little Italy gibi. Yani ama İspanyol, Latin yemekleri yapan bir yer. Şimdi biz Chelsea Market'e doğru yürüyeceğiz ama tabii ki bu eski tren yolundan. Daha önce de gelmiştik. Biz burada yaşadığımız için biliyoruz. Şöyle. Burada da bazen canlı müzik oluyor. Böyle kafeler falan oluyor işte üstünde. Tavsiye ederim yani. Böyle sessiz. Eski tren yolunu değerlendirmişler işte böyle. Eskiden tren yoluydu. Zaten New York'a gelen herkes biliyordur herhalde. Chelsea Market'e geldim. Bizim istediğimiz çorbacı kapanmış saat 5'te. Eskiden kapatmıyorlardı. Pandemiden sonra. Ama güzel değil ya. Şurası biraz serin. Tam mushroomların karşısında. Buradan
görmüyorum ben şunları. Cam o kadar pis ki bir şey görmüyorum. Şöyle Hudson River. Burada mushroomlar. Burası da market. 57. Çok güzel bir yermiş burası. Şöyle yemekler var. Mijo Mexican Kitchen. Harlem Pop. İçeriye nokta alıyorlar. Bak bak. Çok güzel. Biraz takılacağız. İşte biz rooftop'a geldik. Burada Empire State Building'i görüyor. Şunlar kellik gibi bana saçma geliyor. Hangi mevsimde gelir bilmiyorum. İçi yünlü ama dışı açık. Saçma. Beğenmiyorum yani. De. Bunlar da 5.30, 100 dolar. Şöyle bir rengi var. Pek fazla renk seçeneği yok. Bir de böyle mavili renk seçeneği var.
telefonlar var biliyorsunuz şu sıralar moda. Fiyatları $100. Böyle şu renkler var. Bu da 740 olmasın. 574 evet. $90. Yani çok da bir şey yokmuş. Günündeyiz. Ben Bryant Park'ın oraya geldim. Biraz dolaşıyorum. Arkadaşımla buluşacağım. Evet şimdi Bryant Park'a gidiyorum. Oradan da arkadaşımla buluşacağım. Onunla biz araya gezeriz diye düşünüyorum. Öyle yani böyle. Biraz oturup sohbet edip sonrasında da arayı gezeriz. Ceketi denedim. Diri. Fena değil, beğendim. Bir de şunu beğendim. Bir de şunu. Karar veremedim. Şunlardan denedim. Burada biliyorsun bayağı popüler. Her sene olduğu gibi sene de var. Beğendim, güzel. Fena değil. Şunu denedim. Dediğim gibi güzel. Bu arada şeyde tweetim de göstereyim ki kodunu falan belki almak isteyen olur. Bilmeyen yoktur herhalde bunu da. Ya fena değil, beğendim. Evet, biraz da oraya bakalım. Şunlar var. Şu şekilde. Şu ceketler. Yani dolaşıyorum da. Hava çok soğuk. Bu kadar soğuk olacağını tahmin etmeyip kalın ceket almadım kendime. O yüzden ceket bakıyorum. Zaten almak istiyordum bir tane. Ama karar veremedim. Şunlar var. Şu da çok güzel. Şu lacivert ceket çok güzel. Bir de şu çok güzel. Yani bu modeli daha güzel bende. New York Zara vlogger olduğumu biraz. Meşhur yelekler. Hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim. Biz şimdi birazdan trene bineceğiz ve bir arkadaşımız var, ona gideceğiz. Bir saatlik yolda. Arkadaşımdan ayrıldım. Bryant Park'a geri dönüyorum. Semih'le buluşup bir arkadaşa gideceğiz. Trene binmemiz gerekiyor. Trenle. Bir saatlik yolda. Biz 5 sene yaşadık New York'ta. O yüzden çok arkadaşımız var. Gelmişken hepsini de ziyaret etmek istiyoruz ama onlar da zaten her gelen yani bize de gelin, bize de gelin diye çekiştirip duruyor. Bakalım. Yetişmeye çalışıyoruz hepsine. 6 gün için gelince de zor oluyor ya. Koşturmacalı oluyor biraz. Şimdi onlara gideceğiz. Yarın da başka bir arkadaşımızla görüşeceğiz. Akşam ondan sonra başka bir arkadaşımızla görüşeceğiz. Yani öyle koşturma geçiyor bizim için. Bakalım Semih'i bulabilirsem parkta buluşup gideceğiz. Zara'yı gezdim ama bir şey alamadım. Bu ceket vardı zaten bende. Bir tane deri ceket vardı, onu beğenmiştim. Onu alacaktım ama maalesef olmadı. Zaten zamanım yetmedi. Dediğim gibi trene yetişmemiz lazım. Bayağı
New York'un her yer iğrenç bir şey. Marihuana kokuyor. Çok fena. Öyle geldim ben parka. Şu an seni görüyorum. Bakalım. Gidiyoruz. Grand Central'a geldik. Buradan trene bineceğiz. Bineceğiz işte. Öyle yani. Grand Central'dayız. İlgili ben çalışırken buralarda ne gezerdim? Shake Shack Burger. Şey nerede demişti? Cheesecake Factory. İçinde var demişti. Restoranların olduğu yerler buralar. Oraya geldik şu şekilde. Vallahi 34'teyiz yani. Broadway ile 34'te köşesindeyim. Şöyle içerime girip biraz bir şey demezlerse çekim yapmayı düşünüyorum. Şu bir elbise var mı? Buna bakmak istiyorum. Şöyle bir şey 9.99'a düşmüş. Şöyle elbiseler var, hiç güzel değil. Şöyle bir tulum var. Benim aradığım bir elbise var. Bu arada ben bu şekilde giyindim bugün. Böyle çok güzel tişörtler var. 7.99. Bunlardan bir tane alabilirim. Siyah. Böyle bir sürü siyah var. Şöyle beyaz siyah tişört. Halter yaka. Siyah bir tişört. Şu tokayı alacağım. Ama biraz da ev bölümüne çıkıp bakmak istiyorum. Şunlara bayıldım. Tereyağlık. Bir de şöyle siyahları var. Ama bence bunlar muhteşem. Bir de bunlara bayıldım.
Tabaklar da çok güzel. Bunlar da çok güzelmiş. Neyse. Benim alışveriş bitti. Bu kadar. Çıkıyorum ben. Nasıl çektin? Neresiz koyun var. Basketbol maçları, beyzbol, ice hockey maçları falan. Konserler falan. Son günümüz, gidiyoruz havaalanı LaGuardia'ya. Oradan da 3 saat daha yolumuz var demişler. Evet, biz şu anda LaGuardia'ya geldik. Dışarıdan çekmeyi unuttum. Yani biraz acele ettik o yüzden. Küçük bir video turisi var buranın. Şöyle gelirken non-stop durmadan gelmiştik ama şimdi Sen. Böyle bir yere oturduk. Biz Dunkin Donut'tan bir şeyler aldık. Kahveler içiyoruz. Tatlı aldık. Hey.
something here when I use a few moments of flight time. Atlantaya geldik. Buradan ne bulsak da mı yapacağız? Hava berbat, yağmurlu. Çok kötü. Ama yine saat üstüne gideceğiz. Hiç güzel değil. Hiç sevmedim. Bu arada United daha iyi tabii. Berbat bir hava. Çok kötü bir hava. İşte çiz yapan bir yer var burada. Bir taco var. Şeyimiz. Bilmiyorum ne. Bir de pretzel yapan yer var. Takocu var. Ha, Turkey Meat, Mike, Turkey Meat var. Bizim sandviç yediğimiz yer. Geçen gün. Şurada Turkey Meat var. Starbucks var ileride. Başka da bir şey yok. Çıplı var. Ben çıplıdan böyle bir içecek. Şurup. Bir sandviç aldım. Sen sevsin miydi? Çok Mike. Çok Mike'tan tane sandviç almış. Benimkisi biraz kısa. Biz Atlanta'dayız. Saklanma yapacağım buradan. Atlanta'dan. Zamanı geldi. Bekliyoruz. 26 dakikamız var. 26 dakika sonra. Devolus'a gidiyoruz aktarmayla. Yine Southwest tabii ki. Southwest'i tavsiye etmem. Otobüs gibi. Hiç güzel değil. Ben istemiyorum. Öyle. Hadi görüşürüz ya da uçakta açalım. Bilmiyorum kız. Şimdi. Bu arada dışarıda acayip kötü. Yağmurlu. Limonite yağmuruymuş. Ama sadece bugün, ondan sonraki günler açıyor hava. Ama bizim şansımızda ilk New York'a geldiğimiz günde yağmur yağdı. Şimdi limonite giderken de yağmur yağıyor. Yağmur bizim peşimizi bırakmıyor. Böyle yani. Bir şeyler yedik. Ben aktarmaları seviyorum. En azından biraz insan şey yapıyor. Dinleniyor, mola veriyor, kaldırıyor, ihtiyaçlarını görüyor. Bence direkt uçuşları o kadar sevmiyorum. Gerçi şimdiye kadar New Orleans'a inmiştik ama aktarma olmasaydı. Öyle yani. Ben çıplardan bir şeyler yedim seni. Çünkü Mike bilir miydi öyle bir yerden? Sandviç aldım, İtalyan sandviç yedim. Bekliyoruz, 24 dakika sonra kapı açacaklar. Burada koltuk diye bir şey yok bu Southwest'te. Çok küçük bir eski havaalanı. C'den mi giriyordum? Bütün gate'ler C'di. Yine hala sihir. Bütün gate'ler sihir. Evet, biz az önce eve girdik. 10-12 geçiyor. Uçak bir yarım saat geç geldi. Çünkü hava çok kötü yani burada. Hem rüzgarlı hem yağmurlu. Bayağı da serin yani. New Orleans'a göre bayağı serin. O yüzden yarım saat geç geldi. Neyse, havaalanında biraz bekledik.
Vakfık bizi almaya geldi. Tamam, bizi almaya geldi. Neyse, geldik şimdi. Ben valizleri açtım, onları yerleştirmeye çalışıyorum. Çocuklarımı özlemişim, onlarla biraz vakit geçiriyorum. Öyle yüzümü yıkayıp hemen yatıp uyumayı düşünüyorum. Gerçekten çok yoruldum. Saat 10-13 geçmesine rağmen. Gerçekten uykum var yani. Sabahtan beri yollardayız. Aktarmalı olunca da gerçekten insanı biraz yoruyor tabii. Valiz kapalı, böyle yatıp uyuyamıyorum. Hemen bir an önce kirlileri çıkartıp onları kirli sepetine atıp ondan sonra da diğerlerini de yerleştirip öyle yatmayı düşünüyorum. Valizi boşalttım. Her şeyi yerine yerleştirdim. Kirlileri kirli sepetine koydum. Yarın da onları yıkamayı düşünüyorum. Pijamalarımı da giydim. Yatıp uyuyacağım birazdan. Çamaşırları da yarın hallederim diye düşünüyorum. Biz inanılmaz güzel, keyifli bir vakit geçirdik New York'ta. 6 gün nasıl geçti bilmiyorum. Bu kadar hızlı geçti ki. Umarım sizin de keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu likelamayı, abone olmayı